Öncelikle performansımız, bugüne kadarki performansımız üzücü. Bundaki en büyük pay, her zaman bunu söyledim, Nuri'de Katar'ı biz futbolcular önde. Buradan Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hem Nuri'de hem bende emeği olan bir insandı. Ülkesine büyük hizmetlerde bulunmaya çalışıyordu her zaman. Umarım her zaman kalbimiz ve dualarımız onunla en iyi şekilde olur. Bir defa emeklerinden dolayı ona çok teşekkür ederiz. Ülkesine hizmet ettik en güzel şekilde. Bir başka bir şey de, Türk halkını üzdüğümüzün farkındayız. Bu kadar iyi oyunculardan kurulu bir takımın çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Ama sonuçta Dünya Kupası'na gidebilmek için çok daha az da olsa umudumuz var. Ve biz bu umudu sonuna kadar kovalayacağız. Tabii sizlere hayal satmak veya yalan söylemek durumundayız. Sizler zeki insanlarsınız. İşimiz çok zor. Ama sonuna kadar kovalayacağız. Milli takımın hazırlık maçı daha iyi olmaz. O yüzden milli maç milli maçtır. Ne gerekiyorsa elimizden geldiğince yapacağız playoff'a kalmak için. Olmayacak bir şey değil, belki olabilir. Futbolda neler oluyor. Ve bunu da başarırsak umarım Dünya Kupası'nda olmak bizim için çok iyi olur. Çünkü bunu hak eden bir ülkeyiz, bunu hak eden insanlarız. Deneyeceğiz sonuna kadar. Size söyleyebileceklerim bu kadar. Çünkü hayal satmak veya yalan söylemek istemiyorum. La Liga'da hedef sonuna kadar en iyi şekilde yürüyebilmek. Tabii La Liga çok zorlu bir serüven olduğu için her maça tek tek bakmak zorundayız. Böyle büyük hayaller peşinde veya büyük iddialı cümleler kurmak çok zor. Çünkü dünyanın en iyi takımlarına sahip La Liga. Ama her maçı tek tek final olarak düşünebilirsek neden bir sürpriz yapmayalım diye düşünüyoruz. Süper Kupa finalinde iki maç çok keyifliydi. Yani biraz önce dediğimiz gibi biz de kendimiz de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İki maçın da keyfini çıkarttık. İyi futbol oynayıp iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Dünyaya iyi bir futbol izlettirdik. Ama olmadı. Bazen futbol böyle. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder. Ama en azından gururlu, başı dik bir şekilde ayrıldık iki maçtan da. Barcelona'ya yenilmeden. Hatta zaman zaman onlardan çok daha iyi oynayarak kaybettik. Bakalım. Ya geçen sezon bizim canımız çok yandı Şampiyonlar Ligi finalinden sonra. O yüzden sezon başı ilk toplantımızda kendi kendimize bir karar verdik. Bu sene mümkünse gol yemeyerek her maçı yenmek istiyoruz. Hedefimiz o yani. Şu ana kadar 6 maç oynadık, 2 gol yedik. Her şey iyi gidiyor. Hedeflerimiz çok büyük. Kendi içimizde, kendi soyunma odamızda, eminim Arda Gül de kendi soyunma odasında kendisine hedefini çok yüksek koymuştur. Bizim hedefimiz de çok yüksek bu sene. İnşallah başladığımız gibi devam eder. Şu anda her şey çok güzel gidiyor yani. Bazı şeyler iyi gitmiyor yani. Sonuçları alamıyoruz. Ülke futbolunun durumu şu anda pek iç açıcı değil ama bizim umudumuz var hala. İnşallah bu iki maç bizim için çok kritik. Bunların ikisini alırsak, alamasak bile, gidemesek bile artık Türkiye'de benim görüşüm bazı şeylerin değişmesi lazım. Artık o kadar yeteneğe sahibiz ki yani biz artık turnuva takımı olmamız lazım. Bir sene gidip 5 turnuvaya gidemiyorsak demek ki bir şeyler yanlış gidiyor ülkemizde, ülkemizin futbolunda. Nasıl her turnuvaya katılabiliriz diye hepimiz düşünmemiz lazım. Bunun temelleri atıldı. Biz tecrübeli, şu anda biz genciz ama tecrübeli futbolcular olarak sorumluluğu almalıyız. Ben kendi açıma da, ben de daha çok sorumluluk almam lazım. Elimizi taşın altına sokmamız lazım. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Çünkü Türkiye o kadar güzel şeylere layık ki. Yani o turnuvalarda ben özellikle yurt dışında yaşayan bir Türk olarak 2008'de ben kadroda yoktum ama o insanların, Almanya'daki o insanların sevinçleri inanılmazdı maçlardan sonra. Ya bunları artık alışkanlık haline getirmemiz lazım. Hedefimiz bu olması lazım. Alttan gelenlere bunlar aşılanması lazım. Ve Türkiye sadece katılmak değil, önümüzdeki 10, belki biz futbolculuğu zamanımızda göremeyeceğiz ama o kupaları kaldırması lazım bizim ülkemiz. O kadar yeteneğe sahip bir ülke olarak diyeceklerim bu kadar yani. Abdullah Avcı'ya buradan teşekkür etmek görüşüyoruz zaten ama onun bende emeği çok büyük. Benim Nur Şahin olmamda hem Abdullah Avcı'nın hem Fatih Hoca'nın çok büyük emeği var. Beni ilk milli yapan futbolcu Fatih Hoca, beni Türk futboluna kazandıran ilk hoca Fatih Hoca. Tecrübesi ortada. Tecrübesi ortada. İnşallah ülkemize hayırlı olur. Başımızda olmasın. Tartışmasız Türk futbol tarihinin en büyük teknik adamı. O yüzden onunla beraber olmak bize mutluluk veriyor. Umarım daha önce yaşadığımız, kazandığımız başarıları tekrar ederiz. Kazanmayı yeniden alışkanlık haline getiririz. Evet, hemen hiç vakit geçirmiyoruz sizi de ayakta bekletmemek için. Teker teker, şimdi Batman Gazi Lisesi için bir kura numara çekeceksiniz.
fikstürde yerleşecek onlar. Çek bir tane. Bakalım hangi numara. Batman Gazi Lisesi için sevgili Arda kaç numarayı çekti bakalım. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 42. Batman 42. Bakalım. Bu arada bir sonraki kurayı çekebilirsin sen. Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi 59. Arda'nın çektiği Samsun Gazi Lisesi 59 bay.